yazarlar ağırlaştırılsın. Yani ne vardır oranın? Esnaf olsun, vatandaş olsun. Biliyorsunuz Türkiye'de uyanıklar, müşterciler, insanları, paralarını, duygularını alt üst ediyorlar. Bundan dolayı da mağduriyet bir hayli farklı. Hani biliyorsunuz tosuncuk varmış. Son zamanlarda ekranlarda görüyoruz. Çiftlik bankalı altında binlerce insan mağdur etti. O süt tosunu zaten tosun bile görüyoruz.
dayım yok. Ne yapacağım? Bir şey giremiyorum yani. İlla arkamda bir dayım olması lazım. Bu kardeşimiz böyle bize mesaj göndermiş. Yani Allah yardımcısı olsun bu memleketin, bu insanların özellikle bizler, gençlerimiz. Üzülüyorum gerçekten. Sevgili Murat Temiz mesajı gönderdi. Hemen mesajına bakalım. Hayırlaştırma Mustafa Elif Kentler dönüşü ne zaman gerçekleşecek? Sevgili Murat Temiz nerede aramış? Yaman'ı aramış. Ulucan'ın mahvesinden sevgili Murat Temiz kardeşim bana bu mesajı göndermiş. Kentler dönüşüyle ilgili muamma devam ediyor sevgili Murat Temiz. Vallahi haklısınız. Kentler dönüşü başı başına bir sıkıntı olduğundan da evet, selam nasılsınız Mustafa abimiz, iyisiniz inşallah. Belediyenin Filistin Caddesi'nin yeni hali, eski hali demiş, bundan daha iyiydi. Biraz yağmur yağdı, dükkanlar su doldu. Biliyorsunuz Adana'da bugün yağmur, şiddetli bir yağmur vardı ve orada da özellikle Filistin Caddesi biliyorsunuz yeni bir düzenleme getirildi ama yağmur yağdıktan sonra ben de sosyal medyada gördüm. Yağmurdan sonra o cadde tamamıyla su altında kaldı. Yapımın oraya bakımlar geldiğinde hemen paylaşmış. Bu memlekete Allah aşkına bakın ya. Yeni yapılan bir alan, bir meydan. Daha yağmurlu, daha yağmurlu böyle hani tam da bittiği bir dönemde yağmurlar yağıyor. Ben o Filistin Caddesi sular altında kalıyor. Pek ben sormazdım ama. Sormazdım ama. Bunu yaparken neyi vermediysin ya? Ben aceleyim. Ben bilmem, ben cahilim. Ya ama sizin bu işin uzmanları var, mühendisleri var, daha var. Yani ne bilmemediniz? Yani insanlar niye mağdur olsun? Esnaflarımız niye mağdur olsun? Vatandaş yeni yapılan yoldan niye mağdur olsun? Niye bana yazsınlar? Ben de anlam veremiyorum gerçekten. Mustafa Bey demiş, Adıyaman sorularını dile getiriyorsun. Seni çok seviyorum, bu kanalı çok seviyorum demiş. Adıyaman milletvekili olacak adamsın demiş. Öyle bir şey diye. Yok ben Hacı Demir, Mehmet Demir. Hacı Mehmet Demir ben Şeyköy'de ben de demiş. Sevgili Mehmet Demir. Yani değerli canım bakın çok önemli bir konuyu buradan bu akşam vurgulamak istiyorum. Bakın yaz geldi. Havalar ısınmaya başladı. Ama şunu bilmekte fayda var. Diyorum ki efendim Adıyaman. Adıyaman'ın bu yıl sıkıntı çekecek. Niye sıkıntı çekecekler? Su sıkıntısı çekecekler ki bununla ilgili de bugüne kadar kuraklık var denildi. Yok altyapıda kaçak var denildi. Denildi. Ha denildi. Ama sonuca geldiğimizde bugüne kadar yani bu bir yıl içerisinde yani birkaç yıl içerisinde Adıyaman'la ilgili Mehmet Salih Ar Av Seren'den alıyor ama Mehmet Bey lütfen bana yazsın. Sayın Mehmet Salih Av Seren. Evet, su sıkıntısıyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama gelmedi. Yani Sayın Belediye Başkanımız konuda ne yapacak? Yani suyla ilgili nasıl bir çalışma yaptı? Yeni bir sondaj çalışması var mı? Adıyaman bu yıl kuraklık yaşayacak mı? Gerçekten ben de merak ediyorum. Ben bu konuda da inanın sevindim. Yani belki bu yıl en çok konuşulacak konuların başında hani ismi unutacağız, siyaseti unutacağız ama suyu unutmayacağız. Çünkü bu yıl Adıyaman susuz kalacak. İnşallah ben yanılırım. İnşallah benim yüzüm kara çıkar diyorum. İnşallah bu vatandaş bu yıl su sıkıntısı çekmez. Hayır bak işte bana bir soru gelmiş bu konuyla ilgili. Hüsnü Bey, ben baraj suyu çıkmıyorum diyor. Lütfen çok affedersiniz. Lütfen barajdan zehir mi içiyor demiş. Urfa yetkililere sorumlusu mu demiş acaba? Geçen programda su sorumluluğu Mertedir'e getirdiniz demiş. Bakanlık TRC 1 bölgesi olarak Gaziantep Adıyaman ikilisi mecbur sorumlusu.
Evet. Aslında su vardı diyorlar. Sonra o kadar su gelmeye başladı ki burada yavaş yavaş devam ediyor. Sonra demiş Mehmet Hoca Halim Hoca teknolojilerin halini olacak. Yani FBO çalışanlar mı onu bilemiyorum. Öyle bir soru gelmiş bana. 22.88 diyeceğim. 34.92 göndermiş. Evet, demiş ki efendim, iyi akşamlar Mustafa Bey. Öğrenci servisleri daha ne zamana kadar evlerin, binaların önünde düğüne gidiyor gibi korna çalmaya devam edecekler demiş. Yaşlı, uyuyan, hasta mı var? Hasta, çocuk mu var? Rahatsız olan var. Bunlara kim dur diyecek demiş. Yani bu korna çalan o dengesiz şoförler için konuşuyor. Yani dengesiz diyorlar. Defalarca buradan ikaz ettim. Arkadaş sabahın köründe korna çalmaya hakkın yoksa basıyorsun böyle yani o hasta mı var, yaşlı mı var, işten gelen mi var ama dengesiz bazı şoförlerimiz var. Bazı servisçiler var ve bundan dolayı da bakıyor bana her hafta yazıyor efendim. Ben de buna emniyet güçleri de müdahale etsin. Mesela bu örnek olarak bunları paylaşıp çok sıkıntı yaşıyor. Vatandaş bana yazmış. 34.92 bana yazmış. Çok teşekkür ederim abimiz. Allah razı olsun sesini duyduğunuz için. Vallahi ne zaman gitsek hastaneye kavga ediyorsunuz. Yani bir doktor sorunu için sonuna kadar sizinleyiz. Başarıların devamını diliyorum. Bizi Bektaş çatına az önce bana yazmıştı. Bu kardeşim doktorlar çaldı. Böyle telefonu tekrar kullanıp kumak okumuş oldum. Sonra abi iyi akşamlar demiş. Acaba merkezden Ramazan gülmüş. Bu seneki su sıkıntısı hakkında önlem alındı mı? Geçse seni çok rezillik çekti. İlk akşamlar demiş. Vallahi önlem alınmadı kardeşim. Ramazan kardeşim. Önlem alınmadı. Az önce bir konuya temas ettim. Yani önlem alınsın. Yani olmuyor kardeşim. Bir belediyecinin en büyük en büyük göz ağrısı pazarı yapmak zorunda. Su. Su hayat. Bununla ilgili ben gerçekten Sayın Belediye Başkanı'ndan bu konuya daha duyarlı olmasını bekliyorum. Sevgili bana da aramış bana. Dedi, iyi akşamlar demiş. İyi yayınlar. Seni seviyoruz. Sevgili Mehmet Hocam. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Biraz sana sitemim var. Niye beni aramıyorsun diye unuttum. Ben de gerçekten merak ediyorum. Evet, 34.88 göndermiş. Bursa'dan göndermiş. Bursa'dan Güray Kıraç. Eski devlet hastanesi. Birinci çevre yolu demiş. Hakkında bilgi istiyorum sizden. Yani eski devlet hastanesi şu anda biliyorsunuz. Yıkıldı. Yeni bir hastane yapımı içerisinde girişim yapıldı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Güray Hanım. Bursa'ya selam gönderelim. Güray Hanım'a ve Kuraş ailesine selam gönderelim. Evet, 96-65 göndermiş. Merhabalar. Kuraş ailesindeki müşterek arazilerin müferit hale getirilmesi için buna yaklaşık bir yıl önce belediyemiz tarafından bir çalışma yapıldı ama bir gelişme olmadı. Acaba ne zaman düzeltecek? Al sana yerel yönetim. Yani Sayın Belediye Başkanı. Gerçekten. Görene geldiğiniz günden de sosyal medyada olsun, toplumda olsun, gerek üstünde birçok gazetemle canlı yayınlandı. Ben buradan bir kez daha Ercan Kılıç aracılığıyla Kılıç Adana aracılığıyla Sayın Belediye Başkanımızı canlı yayına davet ediyorum. Evet, canlı yayına davet ediyorum. Çünkü bana gelen sorular farklı genel yönetimi sizden istirahat ediyorum. Evet, karayollarla ilgili sıkıntı var demiştim. Karayollarla ilgili sıkıntıyı geçen hafta ben gündeme getirdim. Bakın Adıyaman'ın çevresini değiştirecek yetkili görüşümden bir tanesi de karayolları. Yani karayolları acaba bu aşamada ne? Bunlara bakıyoruz. Karayollarına bakıyoruz. Adıyaman'ın giriş ve çıkışına bakıyoruz. Defa yani sayın yetkili, sayın karayolları özellikle
çok güzel demiş.